Buyur Cemal. Ha, Cemal kardeş herhalde. Yok şey söyleyecektim hocam. Şimdi bir de bu kelime işaret olayı var ya, orada bir şey diyor hani. Ya sanki böyle dine girip çıkmak o kadar kolay ki, kelime işaret getir, girdin, ertesi gün çıktın, sonra bir daha gir. Ya bu nasıl bir girmek çıkmak olayı, ben onu da anlamıyorum. Ya profesör, profesör. Ya. Adam ilahiyat profesörü, diyor ki bir hadis 500 tane ayeti nesheder diyor ya. 500 tane ayeti ortadan kaldır, hükmünü kaldır diyor. İşlerimiz çok kötü. Şimdi bunlara Müslüman diyebilir misin? Onlar sana zaten sapık diyor. Allah'ım. Hocam Müslüman. Ben iyi Müslüman. Evet. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe veya gevşekliğe sürüklemesinler. 59 okumadık hocam herhalde ama. Ben okudum da araya tamam, bir şeyle konuştum. Tamam fark etmez. İşte Allah bilmeyenlerin kalbini böyle bilir. Bilmeyen ifadesi kullanırken de bilmeyen, ümmi, kafir, puta tapıcı ifadelerini aynı karede yer almış Kur'an. Yani bunlar bilmeyenlerin kalbini böyle büyürler. Yani o Cibril'e düşman oldu, Allah peygamberlere vahiy göndermez diyen insanların kalbini böyle mühürler. Kesinlikle o kendini değiştiremez diyor. Öyleyse sen sabret, onların yaptıklarını aldırış etme. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır, bunlar gerçekleşecek. Kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe, gevşekliğe sürüklemesinler. Yani onların inkarları seni de o yola itmeye sevk etmesin. Sen dimdik ayakta durmaya devam et. Allah'ın vaadi gelinceye kadar sabret diyor. İnsanlara anlatan, ona paralel dinler icat etmeyen, kendi kitabında vermiş olduğu örnekleri yeterli gören, onda eksiklik aramayan kullarını motive ediyor. Onların sabırlarının, mücadelesinin güçlenmesi için öğüt veriyor. Yılgınlığa düşmeyin, onların yaptıkları sizi gevşekliğe sürüklemesin. Yani az önce Eyüp hocam dedi ya, insan şaşırıp kalıyor dedi yaptıkları karşısında, çeşit çeşit insanlar, işimiz çok zor. Zor ama eğer bir şeyin sonu cennetse o zorluklara katlanmaya değer demek ki. Aynen. Evet. Rum suresi burada bitti arkadaşlar. Yine söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Konuşabiliriz. Yarın inşallah Lokman suresinden devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Haydi güzel. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.